RGB stüdyolarından herkese günaydın. Haftanın son gününde saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Giriş VTR'mizde de gördüğünüz gibi ortalık iyice karışık ve alevli. Ligin ilk 4 sırasındaki takımlar birbirleriyle oynayacaklar. Bunu daha detaylı konuşacağız. Ancak konuşmadan hemen önce bugün programımızda neler işleyeceğiz? Özetimizde bir göz atalım isterseniz. Ligde zirve yarışı bu hafta çarşı pazar yeri gibi oldukça karışık. İlk 4 sıradaki takımlar birbirleriyle oynayacak. Oğuz Çetin'in değerli görüşlerini aldık. Bunun yanı sıra taraftarlara da mikrofon uzattık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Avrupa Ligi'nde de. Hafta içi bildiğiniz üzere karşılaşmalar vardı. Bakalım bugün de kural çekimi var, neler olacak? Geçtiğimiz hafta e-spor arena dijital yaşam ve oyun festivali düzenlendi. Kaan Kural'ın da yorumlarını aldık. Onları dinleyeceğiz. Ve bakmadan geçme köşesi spor ertesinin bir klasiği, spor dünyasının sosyal medyada öne çıkan paylaşımlarını hep beraber programımızın sonunda işleyeceğiz diyelim ve başlayalım. Başlayalım. Senin de dediğin gibi ortalık çarşı pazar yeri gibi ve daha da çok karışacak. Sıralamada, ligde sıralamada ilk 4 sırada yer alan 4 takım birbiriyle oynayacak. Cumartesi günü saat 7'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Pazar günü saat 7'de ise Beşiktaş, Başakşehir 3. Fatih Terim Stadı'nda Başak Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Kader ligin kaderini ligin tayin edecek. Bundan sonrasını tayin edecek diyelim. Ne düşünüyorsun? Sence puan zirvede herkes birbirine çok yakın. 3'er puan fark var. Evet. Eğer yönetmenim de getirirse ekrana onları da seyircilerimiz görecek. Ligdeki sıralamaya göz atabiliriz. Bakalım ligdeki durum nasıl? Yani Galatasaray 53 puanla 1. sırada. Beşiktaş hemen ardından 50 puanla 2. sırada. Başakşehir o da 50 puanla 2. sırada. Fenerbahçe ise 47 4. sırada. Ligin kaderini belirleyecek senin de dediğin gibi. Ve bu hafta sonu ilk karşılaşma Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olacak. Ona geçmeden hemen önce aslında bu sene çok uzun zamandan beri bu kadar çekişmeli bir lig olmamıştı. Aslına bakarsanız Avrupa'da da liglerde kader çoktan belli oldu. Yani Almanya'ya baktığımızda Bayern Münih, Fransa'ya baktığımızda Paris Saint Germain, İngiltere'ye baktığımızda Manchester City gibi takımlar koptu gitti. Biraz İtalya'da çekişme var. O da Juventus yine liderliği eline aldı. Ancak bizde durum böyle değil. Ve ilk olarak bence Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla başlayalım. Başlayalım. Sence bu 19 yıllık hasret, ezeli güç, ezeli rekabet... Yani hasret yani, biter mi, bitmez mi? Bence bitmez diyorum. Ben beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Stadın büyüsü devam edecek bence mi? Bence de devam edecek gibi duruyor. Fenerbahçe taraftar gücünün arkasına aldığı zaman bunu çok iyi sahaya yansıtan bir takım. Galatasaray'da psikolojik üstünlük sağlayan bir takım kendi sahasında. 19 yıldır bunu görebiliyoruz şimdi zaten. Şimdi psikolojik üstünlük dedin ama bu Fenerbahçe'de biraz ters etki de yapabilir. Şimdi 19 senedir yenilmiyor. Kaç yıldır kaç takım yenilmedi burada? Ya biz yenilirsek bu yenilen takım bizim takımımız olursa diye düşünceye girebilirler. Sence girerler mi? Bence girmezler çünkü 19 yıldır böyle bir psikolojiye girmemiş takım. Bundan sonra da girmez diye düşünüyorum ben ama tabii ki ama belli de olmaz. Yıl arttıkça biraz daha o baskı artar diye düşünüyorum. Şimdi iki tarafa da çok ayrı psikolojik etmenler yüklüyor bu 19-20 sene artık muhabbeti. Artık alışkanlığa döndü bana kalırsa. Şimdi aslında 6 yıl önce yine Şükrü Saracoğlu'nda oynanan, Ülker Stadı'nda oynanan maçta yine aynı teknik direktörler vardı. Fatih Terim ve Aykut Kocaman vardı. Yine aynı tarih, yine Bülent Yıldırım'da hakem. İddia oranları bile aynıydı ve Galatasaraylıların içinde ukde olan bir karşılaşmaydı. Son dakikada Baroş'un topu direkten dönmüştü. Şimdi Galatasaraylılar da sosyal medyada bunu atfederek acaba bu sene o sene mi diyorlar. Görüyorum. Fenerbahçe yenerse ligde iddialı olur diyorum. İlk maçta hatırlıyorsan 0-0 berabere bitmişti. Orada da çok önemli gol pozisyonları vardı. O da aslında kritik bir maçtı. Ama Fenerbahçe etkilenmedi Galatasaray'ın taraftarı. Ama o zaman deplasmandaydı. Evet. İki takımın da aslında eksikleri var. Fenerbahçe'de Jansen sakat. Galatasaray'da ise Mariano cezalı. Dinayer'le Karasu da sakat. Hakem de Bülent Yıldırım. Evet, bunu da belirtelim. Şimdi biz Sayın Oğuz Çetin'in yorumlarını aldık maç hakkında. Bakalım Oğuz Çetin ne söylemiş maç hakkında? Sizleri onunla baş başa bırakalım. Vallahi bu sene lig çok zorlu geçiyor. Bütün takımlarımız puanlar kaybediyor ve kopma olmadı hala. Fenerbahçe şu anda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde.
Dolayısıyla kaybetmemesi gerektiği bir maç. Kazanması gerekiyor ama kaybetmemek de çok önemli. Toplamda Galatasaray'ın ben çok daha hazır olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak, teknik taktik olarak Fener'in önünde olduğunu düşünüyorum ama geçmiş 19 yıl boyunca psikolojik olarak Galatasaray'ın Fenerbahçe stadında etkilendiğini biliyoruz ve performans veremediğini ve sonuca gidemediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu çok büyük handikap Galatasaray açısından. Diğer taraftan Fenerbahçe Aykut Hoca ile lige tutunmaya çalışıyor. Oyun anlayışı olarak da daha çok oyunun savunma bölümünü doğru oynamak, gol yememek, sonra golü bulmak anlayışı var. Oyun orta sahada geçecek ve çok ciddi bir mücadele olacak. Ben Galatasaray'ın bu sene itibariyle çok avantajlı olduğunu Fenerbahçe'ye karşı bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da göz ardı edemem. Fenerbahçe'de bu sene belki ilk defa stat full olacak. Oyuncular bu performans vermeyen Fenerli oyuncular bu taraftarla birlikte coşacak, rakibe baskı yapacak. Bir psikolojik üstünlük sağlayabilir o açıdan. Ama genel olarak baktığımda Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu görüyoruz. Şimdi Oğuz Çetin yaptığı yorumlarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 6 puanlık farkın olduğunu ve Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmesi halinde bu puan farkının 9 puana çıkacağının altını çizdi. Şimdi bu Fenerbahçe için kader maçı diyebilir miyiz? Ligin geri kalanını tayin edecek aslında. Aslında Fenerbahçe defans olarak oldukça sağlam ilerliyor ve derbileri de iyi oynayan bir takım. Galatasaray'a baktığımızda onun da hücum hattı formda ve derbilerde bu sene gözlemlediğimizde başarısız. Aslında şimdi şöyle bir şey de var. Fatih Terim'in ilk derbisi olacak. Tudor vardı daha önceki derbilerde. Galatasaray hücumda senin de dediğin gibi oldukça iştahlı. Bakalım bu derbide Fatih Terim Tudor'dan farkını ortaya koyabilecek mi diyelim ve taraftarlar derbi hakkında ne düşünüyor? Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar. Kadıköy'e gittik, Taksim'e gittik. Onların görüşlerini aldık. Şimdi onları izleyelim. Çok böyle kötü olduğumuz maçlar her sezon olmuştur ama Galatasaray maçlarında Fenerbahçe her zaman daha farklı oynamıştır. Taraftarıyla, yönetimiyle bir bütün olmuştur her zaman için. Fenerbahçe'nin gidişatı iyi değil ama Galatasaray da kazanmayı beceremez. Galiba 19-20 senedir Galatasaray Kadıköy'de yenemiyor. Ondan galiba bu seri devam eder. Bence Fenerbahçe ekibini kazanır. Çünkü her zaman Kadıköy'de kazanıyoruz. 17 yıl, 18 yıl burada kazanamıyor Galatasaray. Yine öyle bir sonuç bekliyor. Ben vallahi berabere biteceğini düşünüyorum ya. Kaç sene Galatasaray ne kadar iyi olduğu zaman da bile Fenerbahçe evinde kaybetmiyor. O yüzden berabere biter bence ama hep destek tam destek. Vallahi herkesin ümidi gibi biz de artık kazanmak istiyoruz ama bilmiyorum ne olacak. Çok ümitliyim bu sene açıkçası. Fenerbahçe çok da beklediğim gibi gitmiyor. Biz de çok iyi gidiyoruz. Umarım kazanırız. Orada bir lanet var üstümüzde. Hani o Baroş'un direğinden sonra kırılmadıysa bu saatten sonra biraz zor olur gibi geliyor ama inşallah kazanırız. Zaten kazanırsak şampiyonuz. Galatasaraylı taraftarlar biraz daha temkinli konuşmuşlar. Tabii 19 yıllık hasretin bitmesi onları da biraz etkiliyor. Biter mi bitmez mi durumu yani. Fenerbahçeliler ise her zamanki gibi stadına ve taraftarına güvenir derecede konuşmuş. Ve bu maçı burada noktalayıp haftanın bir diğer önemli maçıysa Başakşehir-Beşiktaş maçı olacak. O da Fatih Terim stadında oynanacak. Evet. Geçtiğimiz hafta Antalya Spor'a, Alanya Spor'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir ve bu maçta aslında maçı kaybetmekle birlikte Emre Belözoğlu ve Epiriano'yu da kaybettiler. Epiriano ile Emre Belözoğlu kart cezalısı olduğu için Beşiktaş karşılaşmasını oynayamayacak. Benim biraz da Emre gibi bir futbolcunun, tecrübeli futbolcunun o yediği sarı kartla cezalı durumu düşmesi aklımı karıştırdı. Şu açıdan karıştırdı. Öyle bir hareket yapmaması lazımdı. Son dakika zaten. 4-1 mağlupsun. Bir tane penaltı kazanmak için hakemi aldatmaya yönelik hareket ve bir sarı kart. Gereksizdi. Yani Başakşehir'i yalnız bırakmaması gerekiyordu. Bence Emre'nin tarzı bu ama bence de riske atmaması gerekiyordu kendine bu önemli karşılaşma öncesinde bana kalırsa. Psikolojik olarak da Başakşehir'in Alanyaspor karşısında biraz dağıldığını gördüm. O psikolojik yansıma acaba Beşiktaş maçına yansır mı? Onu da pazar günü saat 7'de göreceğiz. Beşiktaş cephesine dönersek Beşiktaş da hafta içi Bayern Münih'le oynadı ve kendi evinde 3-1 mağlup oldu. Ancak bu maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktılar. Ve Beşiktaş zaten
hani elendim gözüyle bakıyordu ve biraz daha rahat çıktı maça. Dinlendirdi as oyuncularını. Biraz Başakşehir maçını düşünüyordu Şenol Güneş. Hı hı. Hani Beşiktaş'ı etkileyeceğini düşünmüyorum Bayern Münih yenilgisinin. Hani Alanya Spor'un Başakşehir'i etkilediği gibi. En azından Başakşehir kadar etkilemeyeceğini düşünüyorum ben de. Ben de öyle düşünüyorum. Beşiktaş'ta da cezalı oyuncular var. Quaresma ve Pepe oynayacak mı oynamayacak mı o biraz merak konusu şu anlık. Pepe'nin bir sakatlığı vardı. Hı-hı. Evet, yetiştirilmeye çalışıyor. Muhtemelen maç günü belli olacak. Bunun dışında zaten sezon başından beri oynayamayan Gökhan Töre ve Atınç Nukan da bu maçta oynayamayacak diyelim. Sezonun ilk maçı Vodafone Park'ta 1-1 berabere sonuçlanmıştı ve goller de son dakikalarda gelmişti. Kerim Fıray ve Tosic'ten gelmişti. Beşiktaş aslında benim düşünceme göre bu sene biraz daha büyük maçların takımı kimliğine büründü. Büyük maçlarda çok güzel performans sergilip küçük maçlarda yani daha doğrusu deplasmanlarda Anadolu takımlarına karşı çok fazla puan kaybetti. Beşiktaş aslında diğer takımlar gibi konuştuğumuz diğer 3 takım da dahil olmak üzere o da eğer bu maçı kazanırsa ligde önemli bir sıralamada olmuş olacak. Yani önemli bir yer. En iddialı takım olur diyorum ben. Diyorum. Yani aynen. Kazanırsa çünkü geri kalan bir Galatasaray deplasmanı kalıyor. Onun dışında Anadolu takımlarıyla oynayacak. Tabii küçümsemek için söylemiyorum ama hani bir Galatasaray'la oynamak, Galatasaray deplasmanında oynamak çok daha zordur. Ama az önce de bahsettiğim gibi Beşiktaş büyük maçları iyi oynayıp, keza Şampiyonlar Ligi'nde düşünürsek, deplasmanlarda sıkıntı yaşıyor. Şöyle de bir not var, Beşiktaş ligde son 17 maçta sadece bir kere mağlup oldu. 6 beraberlik ve 10 galibiyet aldı. Bu çok dikkat çekici bir istatistik. Bu da ciddi ve güçlü bir istatistik şu anki duruma göre. Bir de Talisca faktörü var. Talisca'nın bonservisi alınacak mı, alınmayacak mı konuları bir yana dursun. Hafta içi Brezilya milli takımına çağrıldı Talisca ve bu maçta ekstra bir motivasyonla oynayacağını düşünüyorum. Oğuz Çetin'in de Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması hakkında değerli görüşlerini aldık. Şimdi hep beraber OVTR'imizi izleyelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Uzun bir süreden beri bir sıralama istiyorlar benden hep. Ben her zaman Galatasaray'ın birinci sırada. Fener, Beşiktaş 2-3, Başakşehir'in de dördüncü sırada bu takımları tamamlayan takım olabileceğini düşüncemi dile getiriyordum. Kaldı ki Fenerbahçe, Başakşehir'i kendi sahasında yenerek, Başakşehir'de bu yarış içerisinde deplasmanda Alanya'ya yenilerek beni doğrular gibi gidiyor. Böylesine önemli bir yarışta Beşiktaş deplasmanda oynayacak olmasına rağmen ve Başakşehir'de çok iyi bir takım olmasına rağmen bu maçın Beşiktaş'ın lehine biteceği ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da katlayarak götüreceğini düşünüyorum. Oğuz Çetin de yorumlarında belirttiği üzere Beşiktaş deplasmanda olmasına rağmen hani avantaj yani Oğuz Çetin bu şekilde görüyor. Ancak benim aklıma takılan işte Beşiktaş'ın biraz deplasman karnesi. O biraz sıkıntılı ama Başakşehir'in de zor durumda olması. Beşiktaş'ın büyük takım maçı. Belki Başakşehir bu kendi lehine çevirebilir mi? Belki ona moral olur mu? Soruları da var. Hakem de Halil Umut Meyler. Bu arada onu da söylemeden geçmeyelim ve taraftarlar bu maç hakkında ne düşünüyor? Şimdi o VTR'mizi izleyelim. Bu hafta Başakşehir Beşiktaş maçı var. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Ben Fenerbahçeliyim ve hani bizim de birlikte şeyimiz olması için beraber kalmamız daha iyi. Ben Galatasaraylıyım. Beraberlik bize yarar. Berabere kalırlarsa iyi olur. Teşekkürler. Ben Başakşehirliyim. Başakşehir olarak ligde iyi bir durumdayız. UEFA'dan da elenmemizi ligi odakladı. Büyük ihtimalle Beşiktaş'ı yenebileceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş hazır maçı olur. Kaç kaç biter? Sence nasıl olur maç? İki takımın da golü olur, biri iki biter. Beşiktaş deplasmanda kazanır. Umuyorum yani Beşiktaş alır diye de düşünüyorum ya. Takımın morali de iyi. Beşiktaş'ın ligde durumu nasıl olur? Bitirme açısından mı? Evet. Şampiyon olur. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Taraftarın da bu maç hakkındaki görüşleri bu yöndeydi diyelim ve hafta içi Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları vardı. Son 16 tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş'ta maalesef güçlü Alman takımı Bayern Münih'e yenildi. Zaten onlar da kendini buna hazırlamışlardı, hani biliyorlardı. Yedek takımla çıktılar biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Şimdi gelin olarak bir Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna bakalım. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri, salı ve çarşamba akşamı oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi.
Salı günü oynanan mücadelede Manchester United ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Salı günü oynanan bir diğer karşılaşmada ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenerek tur atlayan takım oldu. İlk maçı Almanya'da 5-0 kaybeden temsilcimiz Beşiktaş ise Vodafone Park'ta ağırladığı Alman devi Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Son 16 turunun son mücadelesinde Barcelona ilk maçta İngiltere'de 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale kalan son takım oldu. Geçen hafta ve bu hafta oynanan tüm son 16 turu karşılaşmalarında alınan skorlar ise şu şekilde. Liverpool 0, Porto 0. Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 2. Manchester City 1, Basel 2. Tottenham 1, Juventus 2. Manchester United 1, Sevilla 2. Roma 1, Shakhtar Donetsk 0. Beşiktaş 1, Bayern Münih 3. Barcelona 3, Chelsea 0. Bu skorlarla Manchester City, Juventus, Liverpool, Real Madrid, Roma, Bayern Münih, Sevilla ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalmayı başaran takımlar oldu. Sonuçları ve çeyrek finale kalan takımları gördük. Bunun yanı sıra Avrupa Ligi'nde de son 16 turu maçları oynandı ve çeyrek final ekipleri belli oldu. Onlar hakkında da konuşacağız. Ama ilk önce sana dönmek istiyorum. Sana göre Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç var mıydı? Bence Paris Saint-Germain'in Real Madrid'e elenmesi oldu bana kalırsa. Real Madrid çünkü ezici bir üstünlük sağladı Paris Saint-Germain maçında. Böyle bu çok herkesin beklediği bir şey değildi. Paris Saint-Germain çünkü kendi liginde güçlü bir takım. Çok paralar da harcadılar. Çok paralar harcadılar. Hatta geçen hafta da bu konulara programımızda değinmiştik. Bana göre sürpriz sonuç buydu. Yani bu kadar fazla baskın olması Real Madrid'in herhalde. Çünkü Real Madrid'in elemesi sürpriz değil ama bu kadar baskın olması bana göre de sürprizdi. Bana göre bir diğer sürpriz ise Manchester United'ın Sevilla'ya elenmesi oldu. Mourinho Old Trafford'da çok defansif bir anlayışla kadro yani çıktı sahaya. Zamanında Manchester United Old Trafford'da Real Madrid gibi, Barcelona gibi takımlara sahayı dar etmiş bir takım. Ama Sevilla karşısında bu kadar tabiri caizse pısırık kalması biraz taraftarlarını üzdü ve eleştiri oklarını Mourinho'nun üzerine çekmesine sebep oldu. Sence başka bir soru sormak istiyorum. Sence finalde, Kiev'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde kimler olur? Bence Manchester City iddialı ve insanların görüşleri de aslında bu yönde. Manchester City'nin final oynayacağını söyleyebilirim. Hani bu bir tahmin sadece. Belki yani çok farklı olarak Real Madrid olabilir. Veya Barcelona. Bunlar alışılagelmiş ama hani bir fikir sadece, bir tahmin. Yani ben de şimdi çeyrek finale kalan takımlara baktığımda ilk önce Roma ile Sevilla'nın birazcık zayıf takımlar olduğunu düşünüyorum. Hani diğer takımlara nazaran. Juventus'un da bir tık aşağıda kaldığını düşünüyorum. Ama Manchester City'nin kesinlikle finalde olacağını ve rakibinin de Bayern Münih ya da Barcelona olacağını düşünüyorum. Peki Avrupa Ligi'nde sence sürpriz var mıydı? Neler yani çeyrek final takımlarında muhtemelen belki şu an görüyorlardır seyircilerimiz. Avrupa Ligi'nde yani bence Avrupa Ligi çeyrek final finalistlerini de buradan görüyoruz. Bence benim için sürpriz... Dortmund vardı sanki. Bence Dortmund'un Salzburg'a elenmesi sürpriz oldu. Lyon'un da CSKA'ya elenmesi sürprizler arasında. Peki finalistlerin? Bence Atletico Madrid'le Lazio olabilir ya da Arsenal. Ben de Atletico Madrid'de Arsenal'i finalde olacağını düşünüyorum. Ve bir de unutmadan bugün Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ve Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kurada belli olacak diyelim ve Şampiyonlar Ligi'ne bir nokta koyalım. Şimdi bambaşka bir mecraya geçeceğiz. Geçtiğimiz hafta teknoloji ve spor konusunu işlemiştik. Şimdi de teknolojinin spor üzerindeki bir başka açıdan etkisi e-spor üzerinde konuşacağız. E-spor arena dijital yaşam ve oyun festivali düzenlendi. Arkadaşlarımız oraya gittiler. Kaan Kural'ın da yorumlarını aldılar. Şimdi sizleri oraya götürelim. VTR'mizi izleyelim. Tüm dünyayı kasıp kavuran e-spor etkinliklerinin bir yeni durağı da İstanbul. Harbiye'de bulunan Hilton Convention Center'da e-spor arena, dijital yaşam ve oyun festivalini sizler için gözlemledik.
Hürriyet ve Spor Aran oyunculuğunda gerçekleştirilen festival, oyun ve teknoloji dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Katılımcılar çeşitli oyun standartlarında keyifli dakikalar geçirirken birçok firma da ürünlerini tanıttı. Etkinlikte ayrıca iki farklı kategoride ödüllü turnuvalar düzenlendi. Ünlü spor spikeri Kaan Kural da organizasyonu ve Türkiye'de e-sporun gelişimini bizler için yorumladı. Vallahi gayet iyi bir noktada ve gittikçe daha da iyiye gidiyor. Uluslararası, bence Türkiye'deki genç neslin çok yatkın olduğu bir alan. Ki zaten oyun oynamayı, teknolojiyle yaşayan şey olmayı çok iyi biliyorlar. Ve her geçen günde daha iyiye gittiriyoruz. Artı League of Legends şu anda en organizesi ve o konuda da çok başarılıyız. Yani minor regionlar dediğim ikinci bölgelerdeki en başarılı ülkeyiz. Bu sezonki takımlarımız da çok iyi. Genç nüfuslu olduğu için her geçen sene daha iyiye gidiyor. Biraz geç geldim ama bu dünya çapında yapılan Gamescom organizasyonlarının bir benzeri gibi. Bunlar e-sporun ve dijital dünyanın gelişmesi için çok yararlı şeyler. Özellikle Gamescom'un ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş Türkiye'de de artacağını tahmin ediyorum. Oyun festivalinden çok bu tip oyun oynama festivalinin olması çok daha artması gerekiyor bunların. Şimdi Kaan Kural'ın da belirttiği gibi oyun festivalinden ziyade oyun oynama festivali. Bence bu nokta önemliydi Kaan Kural'ın söyledikleri arasında. Şimdi ben e-spor spor mudur değil midir bu tartışmayı bir kenara bırakarak şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum. E-spor ileride belki bir sonraki olimpiyat değil 2-3 olimpiyat sonra olimpiyat oyunlarına yer alacağını düşünüyorum. Çünkü olimpiyat komitesi de yavaş yavaş farkına varıyor ki olimpiyat izleyen kitlenin biraz daha yaş ortalamasının yüksek olduğu ve e-sporun gençleri çekecek müthiş bir potansiyeli olduğunu fark ettiklerini düşünüyorum. Onları çekmek için inanılmaz bir araç. Evet, şimdi aslına baktığımızda şu anda olimpiyatları hani izleyen kitle belli. Ama bana kalırsa olimpiyatlara girer mi girmez mi tartışmasını yaparsak seninle bence girmez diye düşünüyorum. Ama gire de bilir, çok sürpriz. Bir de e-spor mudur değil midir tartışmasını yapar mıyız onu da bilmiyorum ama bir fikir sadece. Bence spor değil. Bence de değil. Belki insanlar sadece bunun karşısında mesai harcadıkları için spor olarak algılıyor olabilirler. Ama bambaşka bir şey. Zihin jimnastiği diyen var. Bedensel bir aktivite olmadığı için spor değil diyen var. Bence spor değil. Diyelim ve artık sosyal medya köşemize bakmadan geçme köşemize geçelim. Bu hafta spor dünyasında öne çıkan gelişmelere bakalım. Evet, Alex ve Samet kendi heykelinin önünde, Alex Türkiye'yi ziyaret etti ve kendi heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. Aslında Alex'i görmeyi özlemiştik. Çok büyük tartışmalara da yol açtı aslında. Geldiği tarih, manidar, Galatasaray derbisi öncesi, evet. Ve seçimlerden önce, seçimlerin yaklaşmasından önce gelmesi. Bir Alex paylaşımı daha var. İmza törenine gitti Alex. Kendi kitabının imza töreni vardı geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde. Bazı sosyal medyadaki yorumlarda Fenerbahçe'nin iç sahasında bu kadar taraftar gelmiyor yorumları oldu. Ve buradaki imza töreni güvenlik gerekçesiyle de yarıda kaldı. Çok fazla kalabalık vardı diye. Evet. Onun görüntülerini gördük. Bir sonrakine geçersek. Evet, ve Beşiktaş, en beğendiğim selfie. Beşiktaş Bayern Münih maçında bildiğiniz üzere sahaya bir kedi girmişti. Ve Bayern Münih o kedinin bayağı ekmeğini yedi. Çok fazla paylaşımda bulundu. Bu da onlardan bir tanesi. Kediyle birlikte Bayern Münih takımının selfiesi. Kedi onlara uğur getirdi galiba. Uğur'a ihtiyaçları yoktu bence. Bir sonraki paylaşıma geçelim. Altın Ordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bizim taraftar grubumuz 75 yaş ortalamasının üzerinde veya o ortalamada ve 5 kere Altın Ordu diye bağırınca yoruluyorlar diye biraz ironik, biraz komik bir açıklama yapmıştı TRT Spor'a. Onun paylaşımı. Ve bu da Rafael Nadal. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hala iyi bir sporcu. Fiziğini nasıl kaybetmiyor? Tabii ki böyle çalışarak ve başarıya hala aç olarak. Spor. Burada da takip edin. Ve LeBron James Phoenix Suns karşısında aynı smacı 4 sene arayla, tam tarih değil ama hani 2014'te de bastı ve bu geçtiğimiz hafta da bastı. Hemen hemen aynı smaç. O iki smacın karşılaştırması. Ve burada bir NBA karşılaşması öncesi koç let's go diye bağırıyor. Ben İnanılmaz bunu, bir motivasyon ama bence korkardım ben oyuncuların yerinde olsam. Ben motive olmak yerine bana dezavantaj olurdu yani öyle söyledim. Kulağım çatlardı oyun öncesi. Burada da evet aslında bir hayat dersi gibi. Ay. Düştüğünüz zaman kalkmayı bilin ve sürekli gülün.
Ve NTV Spor kapandı. Ya ben küçüklüğümden beri ilk izlediğim anda ben de bu oluşum içerisinde ileride yer alacağım hayaliyle yanıp tutuştum. Ve benim gibi birçok insanın aslında gencin o oluşum içerisinde yer almasını istediğini biliyorum. Aslında gönül bağ kurduğumuz bir spor kanalı olduğunu kapandığı anda anlamış olmamız, bunu bize vurması gerçekten. O da ekibin son bir fotoğrafı. Cumartesi günü son yayınına çıkacak ve yayın hayatını sonlandıracak diyelim. Ve Spor Ertesi programının bu haftada sonuna geldik. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmış olduk. Spor Ertesi her hafta pazartesi saat 15'te, cuma günleri saat 10.30'da karşınızda. Ve şöyle bir hatırlatma da yapalım. Pazartesi günü hafta sonu oynanan önemli maçların devamında neler oldu? Onları konuşacağız bir konuğumuzla birlikte diyelim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.